Türkiye'nin yerli 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak motor çalıştırarak piste çıktı. Yerli savaş uçağı ilk taksi sürüşünü başarıyla tamamladı. İşte herkesin gurur duyacağı o görüntüler gelecek ekranlarınıza. İşte Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı. Milli Muharip Uçak piste indi. İlk taksi sürüşünü başarıyla tamamladı. Dev projede çok önemli bir aşama daha geride kaldı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi başarıyla devam ediyor. Kısa süre önce ilk kez motorlarını çalıştıran Milli Muharip Uçak, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerine başladı. Milli Muharip Uçak, 16 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen test esnasında kendi motorlarını çalıştırarak piste çıktı. Bir süre boyunca pistte kendi motorlarıyla hareket eden ve ilerleyen milli muharip uçak böylelikle ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu. Görüntülerde milli muharip uçağın gri boyamasına kavuştuğu görülüyor. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız. Yerli savaş uçağımız dahil tüm platform ve sistemlerimizde İnşallah kendi motorumuzu kullanacağız. Milli muharip uçak için 18 Mart'ta hangardan çıkış töreni düzenlenecekti. Ancak tören Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. Tören için yeni tarih belirlendi. Milli muharip uçak Nisan ayında düzenlenecek törende hangardan çıkarılacak. 5. nesil savaş uçağı milli muharip uçak 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması planlanan F16'ların yerini alacak ve 2070 yılına kadar TSK envanterinde yer alması öngörülüyor. Milli muharip uçak sayesinde Türkiye ABD, Rusya ve Çin'in ardından 5. nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.